Otonet'ten merhaba. Bundan çok değil, 10 yıl öncesi Türkiye'de en çok talep gören otomobil sınıfı sedan araçlardı ağırlıklı olarak. Son tahlilde ise artık yollarımızda SUV ve crossover denilen araç tipleri her geçen gün artan bir şekilde görüyoruz. Bu karosör tipine sahip araçların tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden biri kullanıcılara güven hissi vermeleri, biraz imaj ve prestij meselesi diyebiliriz. Gerçek anlamda ilk arazi aracı olan ve mevcuttaki SUV'ların atası diyebileceğimiz taşıt Willys MV ve az miktarda üretilen Ford GP modelidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalılara ve müttefiklerine sağladığı kolaylıktan dolayı da savaş kazandıran araç olarak isimlendiriliyor. Bunda arazi kabiliyetinin iyi olması, dayanıklı, sağlam, basit yapısı ve onarımı kolay olması, çok yönlü kullanılabilir olması, bu araçların üzerine işte o dönemde savaş sırasında silahların kolay bir şekilde entegre edilmesi, mühimmat ve yük taşıyabilmesi, yağmur, çamur, dağ tepe demeden zor şartlarda yürüyebilir bir araç olması, savaş sonrası Amerikan çiftçileri tarafından traktör ve farklı amaçlar için de kullanılması onu gerçek anlamda SUV yaptı. 1975'de ise modern diyebileceğimiz ilk SUV Jeep Cherokee üretildi. Şasesi pick-up yani merdiven şase ve 4x4 özelliği bulunan station wagon bir karosördü. Geniş iç hacmi, yerden yüksek yapısı, güçlü motoru, otoyol sürüşlerinde konforlu olması gibi sürüş özelliklerine sahipti. Crossover diyebileceğimiz ilk araç ise 1980 yılında AMG, şu anda üretilmeyen bir marka, şu anda üretimi olmayan bir marka, işte AMG markasının Eagle modeli diyebiliriz ilk crossover olarak. Aslında station karasöre sahip araç, lastikleri biraz büyük, amortisörleri yerden daha yüksek olacak şekilde ayarlanmıştı. Konfor yönünden taviz verilmeyen araç, ilk crossover modeli olarak da nitelendirilir. SUV ve crossover araçlar görünüm olarak yakın olsalar da üretim ve kullanım amaçları birbirinden farklıdır. SUV araçlar kendilerine uygun şase ve gövde kullanılır SUV'larda. Crossover araçlar ise hatchback, sedan veya station karosör tiplerinin platformlarını kullanırlar. SUV araçlar 4x4 çekiş sistemine ve ağır arazi şartlarına daha uygundur. Crossover modelleri ise çoğunlukla 4x2 sistemine sahiptirler. Boyutları ve yapısına göre şehir kullanımına daha uygun ve pratiklerdir. Özet olarak bir aracın SUV veya crossover olduğunu aracın şaseleri ve özelliklerine bakarak karar verilir. Örnek, Nissan Qashqai crossover'dır. Land Rover Discovery ise SUV'dur. Yine Renault Captur crossover'dır. Range Rover ise SUV'dur. Herkese sağlıklı, güvenli sürüşler. Hoşça kalın.